Turex Turunç madencilik halka arz oluyor. Borsada satış yöntemiyle halka arz olan şirketin halka arzına Midas uygulamasından katılabilirsin. Marble Systems, Turex Turunç madencilik markası olarak mermer, doğal taş, traverten, onyx ve benzeri ürünleri proje ölçülerinde üreten lider doğal taş şirketleri arasında yer alıyor. Şirket 1982 yılında Afyon'da başlayan hikayesine bugün 5 kıtada 50'yi aşan ülkede devam ediyor. İşlenmiş doğal taş ve mermer ihracatı yapan Marble Systems, geniş ihracat yelpazesi ve özellikle de ABD'deki şirketiyle dünya çapında bir şirket olarak karşınızda. Hatta doğal taş üretimi ve taş ocakçılığına yapılan yatırımla yıllık 100 bin tona ulaşan şirket, dünyadaki traverten trendini de yaratan marka olarak biliniyor. Gelelim halka arz detaylarına. Şirket 10,97 TL'den halka arz olacak. Halka arz tarihi 2-3 Kasım 2023 olarak açıklandı. Tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Halka arzın büyüklüğü ise 646,9 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin halka arz açıklık oranı %21,26. Toplamda ise 58,97 milyon adet lot dağıtımı gerçekleşecek. Katılım endeksi kriterlerini karşılamaktadır. Peki kaç lot düşebilir? Buna bakalım. 2,1 milyon katılım olması halinde 28 lot, 2,5 milyon katılım olması halinde 24 lot, 2,9 milyon katılım olması halinde 21 lot ve 3,3 milyon katılım olması halinde de 18 lot dağıtılması bekleniyor. Şirketin finansallarına baktığımızda 2020 yılında 311,4 milyon TL olan hasılatın 2021 yılında %72 artışla 537 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. 2022 yılına geldiğimizde ise bu artış %117'lik bir oranla 1,1 milyar TL'ye ulaşıyor. 2020 yılında yaşanan pandemiyle birlikte limanların açılması ve Çin'in pandemi sonrası uzun süre kapalı kalmasıyla birlikte doğal taş pazarında global alıcılar tedarik merkezlerini Türkiye'ye kaydırdı. Bu da elbette şirketin satışlarını oldukça olumlu etkiledi. Gelelim halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine. Baktığımızda halka arz gelirinin %35'i ile %40'ı arasındaki bir tutar finansman maliyetinin azaltılması için kullanılacak. %30'u ile %35'i arasındaki bir kısım fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar için kullanılacak. Gelirin %30'u ile %35'i arasındaki bir kısım da işletme sermayesi için kullanılacak. Bir yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak. Bir yıl boyunca ortaklar tarafından da pay satışı yapılmayacak ve 30 gün fiyat istikrarı planlanacak.